bir kere de beni şaşırt lan. Bir kere karakterli duruşun olsun lan. Sen şimdi benim açığımı buldun sanıp bana şantaj mı yapıyorsun? Ya yok abi, ne şantaj yapması? Ben hakkımı arıyorum. Bu kadın yüzünden sen benden şefliği aldın. Bana yazık değil mi abi ya? Aldıysam aldım ulan. Sana ne? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ya abim, bak benim derdim bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek. Ya sen geçen gün demedin mi? Ben merhametli adamım diye. Ben de ağzı sıkı adamım abi. Susarım. Ama yani bunun bir ödülü olmasın mı be abim ya? Abi hayat senin hayatın. Ben nasıl karışabilirim? Hani ben susarım sadece. Ama ne bileyim işte, ucu bana dokununca da biraz şey oluyor be abi. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Abi ben iadeyi itibar istiyorum. Ben tekrar işçilerin başına şef olmak istiyorum. Bak gör orayı nasıl düzene sokacağım abi. Yok. Olmaz da. Seni buraya alayım. Hem gözümün önünde olursun. Anladın? Tamam. Yani tamam da görevim ne olacak? Burada çay çorba falan dağıtırsın. Gelen kardeşlerin derdini dinlersin. Buranın sorumlusu olursun. Ha? Yani şef olacağım yani. Öyle diyorsan öyle olsun. Tamam abi ya. Tamam. Yani sen bana güvendiysen ben var ya burayı öyle bir düzene sokacağım ki gül olacak burası. Bana bak Nazif. Sakın. Sakın. Benim arkamdan iş çevirme. Bir daha böyle bir şey hissedersem senin bu boynunu kırarım. Beni bir Allah'ın kulu tehdit edemez Nazif. Beni kimse tehdit edemez. Ne sen ne de bir başkası. Çekil lan! İki su sildim arınmıyor vallahi, içime de sinmiyor ha. Kız anam aylarca kimse gelmemiş buraya. Boş ev temizlemesi daha zor vallahi. He vallahi he. Ay huzurdan girebilsek şu evin içine bir. Urfa'da olsak bir mevlit okuturdum da burada kimi bulacak? Musa Çavuş'a diyek Kur'an okuya. Kandillere, cenazeye, bayramlara hep o gidiyormuş he? He. Halo? Hallöchen. Aha geldi. Guten Tag, willkommen. Die Tür war offen. Ziehen Sie heute schon um? Nein, nein, wir putzen heute. Morgen ziehen Sie um. Ach so. Na, ich habe mir schon gedacht, dass Sie erschöpft sind vom vielen Putzen. Deswegen habe ich Ihnen Kekse mitgebracht. Die mache ich für meinen Sohn oft. Das ist sehr nett. Dankeschön. Kastır. Aliye sağlık. Bunun içinde domuz yağ mı ya bacım? He? Sana yoktur herhal. Kız ne biliyorsun, karına şehadet mi getirmişsin he? ayıp olur kıymetsek. Kız ne ayıbı, haramdır haram. Bir'e bak. Bu bundan şimdi benim koca bana yedirmesin he. Domuz yağı yiyen karısıyı bile kıskanmaz. Gibt's ein Problem oder? Eine Frage. Sind in diesen Keksen Schweineschmalz drin? Natürlich ist da kein Schweineschmalz drin. Ich weiß ja, dass Sie kein Schwein essen. Ich habe die mit Margarine gebacken.
Ich mache die für meinen Sohn oft. Nedir? Ya haydi hanım karılar gidelim ya. Aha kocam geldi. Ya haydi lo. Oo Emma hanım da buradaymış. Hallo Ferit. Merhaba. Ya haydi toparlanın gidelim. Tamam kardeşim. Da kekse. Bu ne ya? Ferit'im. Ha? Yeme ondan aslanım. Ne oluyor? Ferit yeme ben size daha iyisini yapacağım yeme yeme. Kız bir şey yok temiz mi? Kız ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da haşa huzurda ne he? Yeme biz gidek. Gidek Ferit'im. Çok iş yaptım yoruldum bugün. Allah'a. Aa. Mein Telefon klingelt. Entschuldigung. Tschüss. Haydi haydi. Ay. Ya ne yapıyorsun ya? Domuz yağlıdır bu. Domuz. Oh. Tüy. Daha gel oğlum, daha hadi. Hadi gidelim. Hallo? Hallo? Hadi buyur. Şimdi bu geç kalmalara başladı. İşin yoksa bunları bekle. Ya Allah'ı seversen de haydi ya. He, Adnan mı geldi? Beklesin. İşi ne? İşi ne? La ilahe illallah. Muhammed el Resulullah. Ya abi kurban olam ya. Şu göynegini giy gidah. Bak geç kalıyor ha. Ya ne geç kalıyor, geç kalıyor. Geç kalmayak beklesin. Abi görürsen değil mi bunu yaptığını? Ya Musa Çavuş, bunu mu giysem yoksa bunu mu giysem? Şunu giy. Evet, oho. Lo! Hey! Allah'ı istedersen ya. Ya da haydi abi, kurban olan bak hele ya. Yok yok, bunu giyeceğim ya. Aga mısın ya sen? Ben gideyim. Gideyim lo. Seni mi bekleyeceğim? Bak sen. Ah, Uppsala. Guten Morgen, Ferit. Ist der... Kommen Sie herein, Emma. Ja, hallo Musa. Entschuldigung. Ich wollte fragen, haben Sie vielleicht ganz kurz Zeit, weil ich Ihnen gerne was zeigen wollte? Natürlich. Abi, heute geç kalık ya. Ayıp olacak şimdi ha. Ya geldim, ne söylenip duruyorsun oğlum ne? Guten Morgen, Frau Emma. Guten Morgen, Nazif. Abi, kirayı vermedik mi biz bu ay? Yok yok, kira değil. Bir sorunu varmış. Onun için gelmiş. Ha, anladım. Ich warte dann mal oben auf Sie, wenn Sie fertig sind. Ich mache mich fertig und komme gleich. Okay. Tschüss, Nazif. Tschüss, Ferit. Tschüss. 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 Haydi, haydi abi, de haydi kurban olayım. De haydi, de haydi. Bak arkasına bas. Arkasına bas hemen. Gelir. Oğlum dur ya. Pa. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Geçsene arkaya. Ya gel hele gel. Gel lan, kaydım, kaydım, gel! Devam et. Ne oluyor yani? Ne oğlum, ne oluyor, ne oluyor? Mürsel abi beni mekanın şefi yaptı beyler. Mürsel abi? He, Mürsel abi. Ya ne olacaktı? Benim gibi kalifiye elemanı sokağa mı atacaktı? He, sokağa mı atacaktı kaptan? Sür bakalım, sür de gidelim. Beni hemen şeye... mekana bırakın. Siz de yallah. Dökümhaneye. Kalk gidelim senin ile Nemse'ye. Ich habe es heute Morgen gemerkt, als ich aus dem Haus bin. Haben Sie nachts dies gehört? Nein, ich habe nachts auch nichts gehört.
Haben Sie weitere Schäden an der Tür bemerkt? Nein, an der Tür nicht, aber es ist leider nicht das Einzige. Wissen Sie, was das bedeutet? Zu Kriegszeiten haben Sie damit die Menschen markiert. Ich habe Sie auch in Schwierigkeiten gebracht. Es tut mir leid, Musa. Entschuldigen Sie sich nicht. Wir ertragen selbst die Verantwortung für das, was uns widerfällt. Hätte ich mich an jenem Tag zurückgehalten, wäre alles nicht so eskaliert. Wir hätten diese Angelegenheit ohne Streit lösen können. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sie können nicht machen. Geben Sie mir bitte ein bisschen Putzmittel. Lassen Sie uns erstmal das loswerden. Okay, dann hole ich schnell die Sachen. Bitte, bitte. Üstelen bu tarafa gelsin. Olay gele. Şefim. Nasılsın şefim? Elhamdülillah. Arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Bugün işbaşı yapıyor. Hayırlı olsun. Sağ ol. Haller mi yolladı? Evet şefim. Hemşerim olur kendisi. Urfalıymış. Şefimiz de Urfalı. Bile mi? He. Uşakları bileyim sen? Elbet ağam. Urfa'nın en asaletli aşiretlerinden biridir. Ben kuşaklardanım. Mustafa kuşağın oğluyum. Vay benim babam. Aman estağfurullah ya, ne yapıyorsun? Babam, aşin sağ olsun. Senin abin Şeymuza çok baba yiğit bir adamdı. Öyle bir dayı, nasıl diyebilirler ağam? Hayırlı olsun ağam. Şefimin abisi Şeymuza Urfa'da nam salmış. Hoccah bir yiğitti. Erzikırık'ın biri geldi onu vurdu. Heder etti. Sonra da kaçıp gitti. Başın sağ olsun ağam. Sen sağ ol. Şu ağayı vuranlardan haber yok değil mi ağam? Katilleri bulamadınız daha. La oğlum sen ne diyorsun ya? Ha? Katili bulsak biz canı sağ koyar mıyız? Ha? Uşakların ağasını vuran. Sağ kalırsan insan. Elbet ağam. Sen bunu bilmişsin mi oğlum? Bilmem mi ağam? Biliyem. Bir münasebetsizlik etmişim. Affet. Haydi dön. Tamam ağam. Dön. Sen de. Selamun aleyküm. Çavuşum. Hayırdır, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Nazif? Ben Mürsel abinin yanında çalışıyorum artık. E, hatasını anladı abi abimiz. Artık yeni iş yerim burası. Aranız düzeldi demek ha? Yani öyle sayılır. Ne? Hayrola sen? Benim bir işim vardı. Söyle abi bana, aşk olsun hallederim. Ya bizim Emma Hanım'ı biliyorsun. Hı. Onun bir oğlu var, Yakup. Uzun süredir Yakup'tan haber alamıyor. Kadıncağız da üzülüyor, endişeleniyor. Onun hakkında bir tahkikat yaptırmayı düşünüyorum. Vallahi ben o çocuğu birkaç kere gördüm abi. Böyle berduş tipli bir şey zaten. Hı. Böyle zayıf, uzun boylu bir çocuk. Anasının yanına gelip gidiyordu. Boş ver abi, o bir yerde içmiş sızmıştır. Tam olarak öyle değil. Başı belada olabilir. Uzun süredir rahatsız ediyorlar. He. Vallahi oğlan için üzülmem açıkçası ama kadın için üzülürüm. Tamam abi. Zaten tam Mürsel abilik işler bunlar. İyi, bir bak bakalım. Peki abi. Oy, oy, oy. Abi! Mürsel abi! Gel. Abi, Çavuş geldi. Musa Çavuş. Hoş geldin Çavuş. Buyur. Hoş bulduk. Ah.
Nazif, bize iki kahve. Sade. Peki abi. Çavuşum, biz senin bu Yakob'u araştırdık. Bu serseri Keşinteki. Neredeymiş? Onu bilmiyorum. Ama bu arka sokakta bir Ermeni rehinci varmış. Ona çalışıyor diyorlar. Böyle yüzük, saat falan filan bırakıyormuş. Karşılığında para alıyormuş. Daha bayağıdır görülmemiş yani. En son bir kolye bırakmış rehincide. Neredeymiş bu rehinci? Onu Nazif bilir. Götürür seni. Sen bu Nazif'le aranı düzelttin ha? Öyle münasip gördüm. Nazif! Buyur abi. Çavuşu, rehinci Armin'e götür. Yardımcı ol. Peki. Kahveler? Sonra. Kız bana bak hele. Ben kafaya koydum çözeceğim bu Almancayı. Nasıl diyorsunuz siz? Nein. Nein. Ne demek nein? Hayır deme. Ya da evet. Ya. Kız bir bak bu ya böyle bir şey anlatırken. Esah mı diyorsun ya? Ya öyle mi? Öyle bir ya'dan mı gelir bu ya? Yok kız. Düpedüz evet deme işte. Ya. Hele bir bak. Bir bak ister istemez ya diyeyim. Kız ben sana diyeyim bu ya kesin bizim ya'dan geliyor. Bak kesin. Yok tereyağından geliyor. Yoy. Vallahi benden bu kadar. Aha burayı da sileyim. Sonra bir yap haydos. Belim koptu vallahi. Hele bacım ellerine sağlık. Allah senden razı olsun. Vallahi. Ay bu eve bir de dua okundum. Huzurla girek içine he. Onu Musa Çavuş'a diyek. Kız. Musa Çavuş hoca mı? Esker mi? Bilmiyem ki. Eskeri hoca herhal. Niye ki ne? Kız hocaysa ben ona diyeyim. Ferit'e bir dua yazdıram, bağlayam. Bu kan davasından vazgeçirem he. Kız sen büyü mü yaptırıyorsun? Kız tövbe bismillah. Tövbe estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım sen affet. Büyü haramdır kız. Ben büyü yaptırır mıyım? Büyü haramdır. Selamun aleyküm Musa Çavuşam. Aleyküm selam. Hemen şu düğümü atayım. Heh. Hoş geldin. Hoş bulmuşam. Ne ediyorsun? Domates mi ekiyorsun? Evet domates. Maşallah sen bağdan bahçeden anlıyorsun ha. Ayıp et. Siye bir şey yapmışım. Ye. Eyvallah. Zahmet oldu. Buraya kadar da getirdin. Afiyet olsun. Şuraya koyayım. Biraz sonra yerim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ olasın. Ne edek işte, biz de yerleşik yeni hanemize. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Musa Çavuşum, bizim bir ricamız olacaktı senden ama. Buyur kızım. Sen azı dualı adamsın. Ölmüşlerimizin ruhuna, evimizin bereketi için bir Kur'an okuyasan, yeni hanemize biz öyle girek. Seve seve, başımla beraber. Hay Allah razı olsun senden. He ben de Kur'an biliyem. Allah razı olsun anamız bir bir öğretti bize elifbayı. Ama tabii senin gibi azı dualı bir hocanın okuması daha efdaldir. Ne mutlu sana maşallah. Bak anan sana Kur'an-ı Kerim öğretmiş. Sen de evlatlarına öğretirsin inşallah.
evlatlarıma he? Ay inşallah, inşallah hocam, inşallah. Sen Allah mı söyledin? Ah inşallah. Sen Allah'tan bol bol iste. Nasip eder. İnşallah. Hocam, benim senden bir ricam daha olacaktı. Buyur söyle kızım. Ya bu kocayı eve bağlamak için bir dua, bir muska, sen bilirsen. Yahu Ferit çok güzel adamdır, iyi adamdır. Böyle bir şey onun için lüzum yok ki. Hem ben senin ettiğin duadan daha iyisini yapamam. Benim böyle bir ilmim yok. Hey, sen bir dua et, ben size dua edeyim o zaman ha? Olur, dualaşırız. Tamam, haydi. Ben şimdi onu çayla. Ellerine sağlık. Sağ ol, sağ ol. Ich mach mir Sorgen, Jakob. Hier sind ein paar Männer gekommen, die suchen nach dir. Wer waren denn diese Männer? Ich weiß es nicht. Schuldest du denen Geld oder was wollen die von dir? Es ist eine geschäftliche Angelegenheit. Haben sie dir etwas angetan? Nein. Aber warum sagst du mir nicht, was los ist? Wir können es doch zusammen lösen, wenn es ein Problem gibt. Brauchst du Geld? Es geht nicht um Geld. Ich werde es klären, Mama, okay? Ich löse es. Nimmst du immer noch dieses Zeug, Jakob? Ich versuche davon loszukommen. Glaubst mir. Du vertraust mir, oder? Ja, ich vertraue dir. Du bist ein guter Junge. Und das Einzige, was ich als gutes Kind tun kann, ist zu versuchen, von dir fern zu bleiben. Ja, aber so sollst du nicht denken. Sag mir, wo du bist. Ich will bei dir sein. Ich kann dich nicht in Gefahr bringen, Mama. Sie konnten dir etwas wegen mir antun. Mama, es tut mir leid. Ich kann nicht schlafen und lass dich auch nicht in Ruhe schlafen, stimmt? Versuch zu schlafen, Jakob. Ich musste schlafen. Ich musste auch wie ganz normale Menschen schlafen, aber jeden Morgen erwache ich erneut in meinem eigenen Albtraum. Es bringt mir das Herz, dich zu enttäuschen. Du wolltest nicht so einen Sohn haben, ich weiß es. Ich liebe dich, Jakob. Ich muss los. Schlafe gut, Mama. Ich werde alles wieder gerade biegen. Mama, vertrau mir. Schlaf gut. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nazif. Ayakkabılar. Hayırdır çavuşum? Kolyeyi vermemişsin. Yok vermedim henüz. Sana bir şey diyeyim mi? Emma Hanım hiç öyle biri değildir. Sana parasını verir merak etme. Ya olur mu öyle şey? Ondan değil. Helali hoş olsun. Yani? Ya kadın şimdi üzgün. Oğlunun manevi değeri olan bir kolyeyi rehinciye bırakmasından dolayı daha çok kırılır, üzülür. Yani ben hiç öyle düşünmemiştim. Sen hassasiyetli adamsın mesela. Yakup'un akıbeti belli olana kadar kolye bende kalsa daha iyi olacak. Eyvallah. Anladım. Bu arada Mürsel abi selam söyledi sana. Aradaki buzları eritmişsiniz. Tabii canım. Eski dost düşman mı olurmuş? Onun gibilerin dostu olmaz. Çıkarları olur. Unutma bunu. Nasıl abi? Anlamadım. Mürsel seni niye yanına aldı? Benim gibi bir halifi elemanı kaybetmek istemedi de ondan.
hatasını anladı yani. Çavuşum, sen bana bir şey mi demeye çalışıyorsun? Yani ben hiçbir şey çakmadım da. Sana ben bir kısa anlatayım da hissesini kendin çıkar o vakit. Buyur abi. Vaktiyle körpe bir derviş bir ejderle dost oluvermiş. Hem öyle dost arkadaş olmuşlar ki beraber gezerler, tozarlar, otururlar, kalkarlar. Onu görenler bizim dervişte bir keramet var herhal. Herkesin korktuğu bir ejderle dost olabildiğine göre derlermiş. Ejderle olan dostluğu bizim dervişi nefsine tatlı gelivermiş. Kendi kendine vay be. Diğer dervişler bir tavşanı bile zapt edemezken ben herkesin korktuğu ejderle oynuyorum diye böbürlenirmiş. Günlerden bir gün şeyhi bizim körpe dervişi karşısına almış ve sormuş. Ey derviş, ejderle aran nasıl? Bizimkisi heyecanla, böbürlenerek. Şeyhim, aram öyle iyi ki. Vallahi koyun koyuna yatarız artık. Evvelce kenarda köşede nerede kıvrılacağını bilemeyen o ejder. Benim yanımda, koynumda insan gibi uzanır. Böyle çubuk gibi yatar demiş. Ha. Aa benim gafil dervişi. O ejder senin koynunda muhabbetinden yatmaz. Senin boyunun ölçüsünü alıyor ki yuttuğunda hazmedebilsin. Dervişe ne olmuş? Bilmiyoruz. Şeyhi kendince üstüne düşen vazifesini yapmış, söylemiş ve gitmiş. Hikayenin devamı dervişte saklı. Artık ejderi öldürmüş mü, ondan kaçmış mı, yoksa ona yem mi olmuş bilmiyoruz. Merak etmiyoruz. Hikayenin sonu dinleyenin aldığı hissede saklıdır. Yatsıyı da kılmadım, müsaadenle. Buyur. Hayırdır? Sen niye işe gitmedin? Öğlen gideceğim. Abi ben mektupları yolladın mı? Bak unuttuk da onları. Dur halledeyim. Nazif! Buyur abi. Şu benim odada mektuplar var, onları al da gel. Senin üstünde para var mı? Sabahki alışverişten kalanlar var işte abi. Tamam. Oradan halledersin o zaman. Adamların memleketinden beklerler hadi. Tamam. Hasan, Ferit seni öldürmek için Almanya'ya gelmiş.